Belki bir günle rastlaşırız Nazan. Hoşça kal. Ama Cemil. Hayır Nazan, kararım kesin. Emin misin? Eminim. Helal olsun çocuğa be. 40 yıllık aktör gibi oynuyor vallahi. Maharetlidir bizim Ferhat. Ne sandın Şipşak? Ben sizi kovmamış mıydım? Kapıdan kovuyoruz, bacadan giriyorsunuz be. Çık dışarı, çık çık çık. Bir saniye çık. Abicim. Ben kendim şahsen Ferhat'ın menajeri oluyorum Şipşak. O yüzden geri geldim. Yanlış anlaşılma olmasın yani. İyi iyi, peki tamam tamam. Kestik. Kes kes. İyi miydi? Çok iyi oldu. Hocam gazeteciler geldiler, kafeteryayı aldım. İyi yapmışsın. Ferhat, Aslı gelin bakalım. Geç geç. Buyur hocam. Tebrik ederim, harikaydın. Şimdi kafeye geçeceğiz. Gazeteciler sizinle orada röportaj yapacaklar, tamam mı? Tamam hocam, yapalım. Şimdi çocuklar, ikinizin arasında aşk varmış gibi yapacağız. Yani dizide aşıkları canlandıran oyuncular birbirine aşık olmuş gibi yapacağız, tamam mı? Tamam hocam. Ya hocam, yani abi, ya niye yapıyoruz böyle bir şey, durduk yerde yalan söylüyoruz yani ya? Ne demek niye Ferhat'cığım? Gazeteler, magazin programları günlerce sizden bahsedecekler. Bu da dizinin reytingine yarayacak. Şimdi anladın mı? Ya abi kusura bakma ama bana ters böyle şimdi. Ben yapmam böyle şeyleri. Yaparsın Ferhat. Ufak bir yalandan ne çıkar ki Şipşak? Tabii canım. Hem düşünsene, dizimiz patlarsa gerçek bir yıldız olacaksın. Kazandığın sipari 10 katına çıkar Şipşak. Her istediğini elde edersin. Küçük bir yalan Ferhat. Ha? Yeter ki olay magazine düşsün. Sonra bütün kapılar önünde açılacak. Tamam abi, çıkıp sevgili izleyeceğim. Aslanım benim be. Doğrusunu yaptınız. Hadi bakalım. Hadi. Buyurun. Geliyor taraftan. Buyurun. Ferhat Bey, dün şofördünüz. Bugün set televizyon dizisinde başrolü oynuyorsunuz. Bu konuda ne diyeceksiniz? Diyebilirim ki başıma talih kuşu kondu. Peki Ferhat Bey, Aslı Hanımlarınızda aşk dedikoduları olduğu çıktı. Bu konuda ne diyeceksiniz? Arkadaşlar ne diyecek? Kızımız güzel, oğlumuz da yakışıklı değil mi? Ne derler? Ateşle barut yan yana durmaz. Tabii ki aralarında bir şeyler olacak. Bak bak. Ferhat'la düzeyli bir beraberliğimiz var. Ne doğru, düzeyli bir beraberliğimiz var. Ferhat Bey, siz de kolunuzu Aslı Hanım'ın omzuna atar mısınız lütfen? Atar. Biraz daha samimi bir poz olabilir. Tabii, atar, atar, atar. Bak atıyor. Evet. Bu tarafa gülümser misiniz? Bu gece iftar ziyafetini kimde yapsam acaba ya? Eteme mi gitsem acaba? Git git. İki bekar yağ yumurta kırar yersiniz, mideniz bayram eder. Geçin dalganızı, geçin. Tabii siz evlilerin işi kolay. Karılarınız ziyafet gibi iftar sofrası hazırlıyor. Ya biz bekarlar ne olacağız kardeşim? Biz insan evladı değil miyiz ya? Taşa be beter. Eyvallah. Duygularımıza tercüman oldun inceden. Abi onu bunu bırakın da esas şuna bakın ya. Adam hem lokantada beleşe yemek yiyor, hem de gazeteden para alıyor. Kimmiş bu şanslı bulgur kırığı be? Bak, şu üstünde gurme yazan köşe yazısı abi. Gittiği lokantaları, yemeklerini filan yazıyormuş. Gurme Orçun Şentürk. Gurme ne be? Yani yemek uzmanı gibi bir şey Muharrem abi. Lokantalarda bedavadan yiyorsun, sonra da yemeklere not veriyorsun. Şu işe bak be. Hakikaten kıyak işmiş yani ha. Bedava yaşıyorsun desene. Tabii abi. Ekmek elden, su gazeteden geçirip gidiyor adam. Azıcık şanslı olsaydım anamdan gurme doğardım ben. Canım illa doğuştan olması şart değil. Gurme doğmadıysak bakarsın gurme oluruz. Sonradan gurme. Aklından bir şey tanıdık geçiyor senin ama dur bakalım. Aşk olsun be Selim, ne geçecek aklımdan? Amma yaptın ha. Hadi. Tamam. Patron geldi acaba. Ayaktaki beyefendi. Afiyet olsun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ben Deniz, ünlü köşe yazarı ve gurme Orçun Şentürk. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Orçun Bey, restoranımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Öyle şeref veriyoruz işte ara sıra. Ne yapalım, huyumuz kurusun. Yoksa gazetenizde bizi mi yazacaksınız? Neden olmasın, gayet şık bir restoran. Şimdiden benden bir puan aldı bile. O zaman sizi restoranımızın en güzel, en şık yerine alalım. Buyurun efendim. Tamam, buyurun. Buyurun, buyurun efendim. Şef,
Restoranımızın en güzel yemeklerini, en güzel içeceklerini getirin. Orçun Bey restoranımızın marifetlerini görsün. Yalnız çok rica edeceğim, hesabı ödemek istiyorum. Aman efendim, ne hesabı? Siz köşenizde yazdıktan sonra reklamımız olacak. Tonla para harcasak biz o reklamı yapamayız. Madem o kadar ısrar ediyorsunuz, sizin güzel hatırınız için ödemeyin bari. Garson, getirin oğlum, getirin. Salataları getirin, tatlıları getirin, ne varsa getirin. Evet, buyurun. Şimdi koyuyor. Enfes. İçim kan ağlarken nasıl göbek atayım? Kız abime mi üzülürsün yine? Ya benim başka derdim olur mu? Keşke burada olsaydın. Hep beraber çalıp söylediğimiz zamanları özledim be bana. Hayır ona Ethem. Ferhat niye gelmedi bugün? Ferhat artık buralara gelmez. Gelse bile söylemeye değil, eğlenmeye gelir artık. Hayır ona ya, ne oldu? Başına talih kuşu kondu Ferhat'ın. Filmcinin biri filminde başrol vermiş Ferhat'a. Artist oldu Ferhat, senin anlayacağın. Yapma ya. Desene tanımaz artık bizi Ferhat. Aynen öyle. Büyük adam oldu Ferhat. Kız ayrola Sultan. Ne oldu, yine abimi mi düşünürsün? Ya Ferhat'ı düşünürüm be Fatoş. Ferhat'ı iyi bilirim ben. O şana, şöhrete, paraya ehemmiyet veren bir insan değildi. Doğru dersin kız Sultan. Abim hiç onlara önem vermez. Sırf anam beni vermedi diye inatla gitti, şöhret oldu ha. Bana da kızar ki annemin sözünden çıkmadım diye. Ya şimdi benim korkum, acaba bu Ferhat şöhretin pırıltılı dünyasına kendini kaptırıp beni ya unutursa? Anla yaptığın kız Sultan. Sanki abim seni deliler gibi sevdiğini bilmezmiş gibi konuşursun ha. Ya bilirim bilirim ama ne bileyim yani, içim rahat etmez be Fatoş. Hadi hadi kız, için rahat olsun, yapmaz abim öyle şeyler. Abla, abla. Ne var kız, ne oldu? Ne oldu kan televizyonda? Ne rehber bu kız? Koş bakayım. Ay, dur. Dün şofördünüz, bugün siz televizyon dizisinde başrol oynuyorsunuz. Aa, ne oldu be? Aa, üstüme iyi sağlık be. Ne kuşuk oldu. Peki Ferhat Bey, aslanlarınızla aşk oldu dedikoduları çıktı. Buna ne diyeceksiniz? Ne bak kızım, ne oluyor? Kız ana şuraya baksana be. Kızımız güzel. Oğlumuz da yakışıklı. Ne derler bilirsiniz. Ateşle barut yan yana. Açılır sesini. Ay açık işte. Tabii ki aralarında da bir şeyler olacak. Bu tarafa evet, göre sahibinde. Ekrandaki aşk gerçek oldu. Yeni başlayacak olan dizide sevgilileri canlandıran Ferhat da Aslı aşklarını gerçek hayata taşıdılar. Ay sizin aşkınıza be, tüküreyim ben be. Allah istikrar etmesin be, Ferhat sen beni nasıl aldatırsın be. Kız dur be, bir sakin ol. Belki palavradır be Sultan. Kızım az para kaçtı bu ha. Kız ana ben size demiştim bu işin sonu hiç iyi değil diye ya. 150 beraberliğiniz var. Evet. 150 bin beraberliğimiz var. Ya bu da mı palavra ya? Baksanıza 60 milyon önde kaba hayatlarını itiraf ederler be. Tüm sizin kalıbınıza be. Gülcüm annem, bizim tavuk kalktı. Altın yumurtaya yumurtaya kalktı.